Selamun aleyküm ustam. Merhabalar arkadaşlar. Sen de kanala bir selam verdi abi. Selam aleyküm. Merhaba dedim. Şimdi sana soru soruyorum. Diyorum ki alt takımdan takır tukur ses geliyor. Ne bozuk olabilir? Neler bozuk olabilir? Alt takımı baştan aşağı sayayım. Amortisör kulelerinden başlayıp amortisör takozu, amortisör, helezon yaylarınıza sıkıntı olabilir. Alt salıncağınıza inip salıncak burçları, rotiliniz bozuk olabilir, Z rotunuz bozuk olabilir, taşıyıcınız bozuk olabilir, tamam, bilyeniz bozuk olabilir, bilyenizde aksınızın şimdi, kafası bozuk olabilir. Her şey var değil aynen, mi? Her şey var. Peki alt takımda, alt takım dediğim işte, amortisör takozunu gösteremezsin şu anda. Yok gösteremezsin. Bilyeyi de gösteremezsin. Aynen. Ama nerede olduğunu gösterebilirsin. Tabii. Göster abi. Şu an bir aracım var. Bilyesini mi? Ya amortisör üst bilyasını göstermeni istiyorum. Şu şurada bak. Sen amortisörün şeyin takozunun bittiği yerinin üstünde. Amortisör nasıl bilyesi çalışıyor abi? Normal bildiğiniz takozun içine yerleşilmiş bir bilye sistemi var. Şu sağ sol yaptığınızda direksiyon yapamıyorum şu anda. Sağ sol yaptığınızda amortisörünüz yukarı sabit bağlandığı için takoza içinde amortisörün kafası dönüyor. Takozuyla bozuk beraber olduğunu nasıl anlıyoruz? Onu bozuk olduğunu şöyle anlıyorsunuz arkadaşlar. Yükte daha çok belli olur. Eğer aracınızın el girme payı varsa aracınızın belini tutuyorsunuz. Az dur bir dakika bir Selim ya. Bir saniye canım benim. Bak burada ne güzel video çekiyoruz, öğretici videolarımızı. Amortisör yayınızı tutuyorsunuz. Birisi giriyorsa, direksiyonu. Birisi direksiyona geçiyor, sağa sola çeviriyor. Bu direksiyon yayı aşırı bir şekilde tıkır 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 böyle kalık kalık böyle takıklık şekilde dönüyorsa ve oturduğunuz yerde direksiyonu çevirdiğinizde tıkır tıkır diye bir ses geliyorsa bilin ki amortisör takoz bilyeniz bozuk diyoruz. Lokurtu sesi geliyorsa aynı şekilde. Aynen. Lokurtu sesi böyle her çukurda lok 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 kaba bir ses geliyorsa o da amortisör takozunuzdandır. İhtimal var. İhtimal var. İhtimal aracınız var. Fren frene bastığınızda böyle kafası kupası yaylanıyor. Bir kere yaylanıp salması normal ama bastınız hala devam ediyorsa ve aracınızdan hiçbir ses gelmiyorsa bu da amortisörlerinizdir. Amortisör diyorsun. Amortisör diyorsun. Tamam, amortisör bilyası. Burada zaten o uğultu yapar huuu diye. Bu taşıyıcının bilyesini mi söylüyorsun? Evet. Bilye sesini zaten birkaç kere çektik. Peugeot 307'nin bilyesi vardı. Karda bilyeye su girerse ne olur filan diye videosu. Hatta orada bayağı sesini çıkardık. Vajır vajır peki diye. Ben senden üst takımı anlattın. Amortisörü anlattın ama bu araba için yapacağımız işlemler doğrultusunda malzeme aldık. Bu malzemelerle bu malzemeleri göstererek aracın altında dönen parçaları, rotilleri, rot başlarını gösterelim. Şimdi göstereyim. Bir tane salıncak. Dur. Burada göstersene. Burası burada çok mı güzel. Oo, sen hazırlamışsın mekanı. Tabii canım ya. Olay çözmüşüm. Şimdi salıncaktan başlayalım. Alt tabla. Salıncak demeyelim şimdi ne lan filan. Alt tablalarımızdan başlayalım. Tabla şu rotilimiz. Ön tabla burcu, arka tabla burcumuz. Şimdi ön ve arka tabla burçlarının bozukluğunu nasıl anlarız? Ses yapmayabilir ama gaz verdiğimizde aracımız bir yöne, frene basınca ayrı bir yöne gidiyorsa bilin ki tablo burçlarınızdan biri veya ikisi bozuk. O da şöyle göstereyim. Şu iki salıncak aracın şasesine bağlı. Buradaki tablodaki burçlarınız yırtıksa her frene bastığınızda tekerlikteki olan rotile bağlı olan taşıyıcının üstündeki diske baskı yapan pedallara freni uyguladığınız anda bu tablolar aşırı yükten dolayı burcunuz bozuksa şu şekilde oynama yapacak. O da niye? Şuradaki burçların bozukluğu. Bu burçlar bozulursa şu şekilde oynama yapacak. Bu burç bozuksa burada arkası gidip gelecek. Bunu da biz nasıl tespit ediyoruz? Bütün araçlarda bu gibi yerlerde boşluk bir kaydeler olur. Levyemizi veya sert bir cismi takarak esneme paylarına bakarız. Çok rahat esner bir vaziyette ise bilin ki tablo burçlarınız bozuk. Veya siz nasıl anlayacaksınız? Dediğim gibi frene bastınız ayrı bir yöne, gaza bastınız ayrı bir yöne aracınızın kafası gidiyorsa bilin ki tablo burçlarınız bozuk. Örneğin bu bozuk. Bak mesela bozuk. Bozuk. O zerota geleceğiz şimdi. O bozuk kısmına koyduk.
Şimdi tabla, rotil. Taşıyıcınızın lastiğinizin üstünde oturdu. Gösterebilirsin ha, hatta. Üstünde gösterebilirsin. Ulan ben şimdi bitti. O tarafa geç. Yani. Sen tabancayı çalıştırma. Tabancayı çalıştırma. Bir kere çalıştır, kapatıyorum. Ya pazarlık mı yapıyorsun? Bitti. Daha çalıştırma. Daha çalıştırma. Oğlum bu tarafı sökmemişim bile. Bu tarafı da sökmemiş. Söküyoruz abi yavaş yavaş. Şimdi gördüğünüz gibi taşıyıcının bu amortisör bağlantısının olan taşıyıcıyı sağa sola sabit kalması için, kaymaması için rotil, bağlanan kısma rotil diyoruz. Bu rotil bozulduğunda ne oluyor? Ne oluyor usta? Lakır lukır ses yapıyor, aynı zamanda boşluk yapıyor. Boşluk yapıyor. Sağa sola çekme de yapıyor. Aynen, aşırı böyle yolda giderken şöyle bir sağa sola yaparsanız aslında kat kat diye böyle sert bir ses gelirse bilin ki rotillerinizde veya olduğunuz yerde döndürüyorsunuz. Farklı bir ses duyuyorsunuz. Garç gurç, garç gurç diye bir ses geliyorsa bilin ki rotilinizde yapar. Tabii bu standart bir araç için söylüyorum. Aynen. Standart bir araç için. Evet. Şimdi tutup da bir Mercedes BMW'de farklı bir şey ön takım olduğundan dolayı onu da belirtelim. Normalde şimdi üst segment araçları demeyeyim de B sınıfı, C sınıfı herkesin bindiği, kullandığı araçlar için söyleyelim. Çoğu bu salıncak sisteminde. Tabii Audi, BMW, Mercedes onlar biraz daha sistemleri daha farklı. Başka anlatacağım bir şey var mı burada? Başka anlatacağım. Heh. Gelelim. Selim Bey sökmüş. Z rota. Telefonum çalıyor. Şunu bir kapatayım. Evet ablan seni aramıştı abi. Heh, tamam ben konuştum onunla. Şimdi Z rot dediğimiz sistem viraj demir lastiğini görüyorsunuz. Viraj demirini. Bu viraj demiri manası şu. Aracınız normal gidiyor. Amortisörlere bağlı hatta Z-Rot'u. Aracınızla yüksek hızda sağa doğru viraja girdiğiniz anda ne yapıyor aracınız? Sola doğru yatıyor kupa. Sola doğru yatınca bu viraj demirinin lastiği amortisör esnediği için viraj demirine Z-Rot'u basarak sağ taraftaki viraj demirinde Z-Rot'u ile beraber amortisörü aşağı çekiyor. Yani arabanızın kupası sola yatarken sağ taraftaki lastik boşa çıkmasın diye onu da yere bastırıyor. Viraj demir ve Z-Rot'un mantığı budur. Yolda aracınızı daha iyi tutsun diye. Bunun da nasıl anlarsınız? Aracınıza giderken her sağ sol veya çukur geçişlerinde alttan küçük bir tık 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 tık. Arızalı olduğunu anlamamış. Arızalı olduğunu da anlamayacak. Küçük sesler böyle tıkır 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 tıkır. Minnak sesler diyelim onlara. Şey gibi amortisör takası, amortisör takası bildiğiniz log log eder. Belli eder kendini yani böyle. Ama Z-Rot'lar malzemeden de göstereceğim şimdi küçük. Onlar tıkır tıkır diye bir ses yapar. Ayrıca bu viraj demirlerinde içerisinde lastikler var. Bu lastiklerinizle her viraj girdiğinde ses yapabilir. Mesela bu araçla boşluk var. Niye? Benim bu viraj demirini bu kadar oynatmamam lazım. Basılı olması lazım. Diyoruz. Z-Rot'un hatta boşluğunu gösterelim. Bak bir tane Z-Rot var. Z-Rot'unu biz nasıl anlarız? Ustalar nasıl anlıyor? Sesten geldi. Evet aracın altında bir ses var. Sese hemen böyle yorum yapmayız. Aracı lifte alırız. Viraj demirine oturan yerden, viraj demirine oturduğu yerden tablayla arasındaki mesafe şu kadardır. Buradan levyeyi bastırıp yük veririz. Ve şu kauçuk yerden tutup oynama boşluk var mı? Millet diyor ki yani şu kauçuk yırtık viraj Z-Rot'un bozuk. Öyle bir şey yok. Evet bu yırtık olması ileride bozulacağı anlamına geliyor. Ama o anlık onun bozulduğu anlamına gelmiyor. Burada bir boşluk olacak. Biz o zaman evet bu ses bundan geliyor diyebiliriz. Z-Rot'u da bu şekilde yani arızasını bu şekilde anlarız. Rot kolu, rot başı, elimizde bir sürü malzeme var. Başka seslere gelelim. Ha bir de kışın, ya usta ben yazın kullanıyorum bu arabayı, hiçbir şey yok. Kışın arabayı çalıştırıp marşa basıyoruz. En ufak bu çukurdan gidiyoruz. Gırç gırç, gırç gırç. Alttan bir ses geliyor. Hangi ses, ne ses yapıyor bunun? Viraj demirinin içindeki şu kauçuk lastikler. Şurada. Isınıp soğumadan dolayı. Aynen. Zamanla özelliğini yitiriyor ve bu sese başlıyor. Gırç, 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 gırç. Isındığı zaman
Isındığı zaman ses kesiyor. Yani biraz kullandıktan sonra. Biraz kullandıktan sonra ses kesmeye başlıyor. Çünkü niye? Alışıyor malzeme. Ama o da malzeme ömrünü yavaş yavaş tamamladığını belirtiyor. Normalde bu lastiğin o şekilde ses yapmaması lazım. Peki Z-Rot'a benzer bir ses daha var bunda. Z-Rot'a benzer bir ses daha var. Ne yapar? Direksiyon kutusu. Başımızın belası. Şimdi arkadaşlar yine direksiyonu çeviremiyorum. Şimdi gördüğünüz direksiyon kutusu bu. Şu kısma direksiyon kutusunun içindeki milden rot başına kadar gelen yere biz direksiyon mili diyoruz. Yani rot kolu diyoruz. Rot kolu. Rot kolu. Bu rot kolunun içeride gösteremiyoruz. Gerçi burada var malzeme. Dur şurada malzemeyi de getireyim. Rot başı da getirsene sen. Şimdi bak bu rot kolunun direksiyon miline bağlanan kısmı şöyle duruyor. Rot başı taşıyıcıyı sağa sola çevirmek için duran malzeme de bu. Şimdi biz alttan ses geliyor dendiğinde baktık amortisör takozunda herhangi bir şey yok. Z-Rot'un da yok, taşıyıcılarda yok, rotilinde herhangi bir şey yok. Hemen gideceğimiz nokta direksiyon rot kolu ya da rot başı oluyor. Rot başında taşıyıcıya bağlı olan kısmı lastiği dışarıdayken sağ sol yapıyoruz lastiği. Direksiyonu yukarıdan kilitleyip. Eğer lastiğimiz direksiyon kilitli olmasına rağmen hala böyle bir boşluk varsa birinci sebep. Ya buradaki malzemenin içindeki yivideki boşluğunu iyice arttırıp bunun içinde boşluk yapması ya da rot kolunun direksiyon miline bağlanan yeri de aynı şekilde şöyle yivli. Şu anda mahsal sistemi yani. Mahsal sistemi. Bayağı sert, elimle dönmüyor. Bozuk araçlarda bu. Bozuk araçlarda bu rot kolu bunun içinde geziyor. İşte bu her seferinde her çukurda ses yapmasına da sebep oluyor. Şimdi bize ya benim arabamın altından şu ses geldi deyince yorum yazılınca yazılınca benim acaba hangisi arızalı? Bunu da zaten bu yüzden çekiyoruz. Aynen. Acaba hangisi arızalı? Bu da normal yani bu çok da karışık olmayan normal herkesin bindiği bir aracın alt takım sistemi. Hani basit bir sistem. Aynen. Basit bir sistem. Evet. Sadece basit bir sistemde kaç parça saydın? Evet. Hepsi hareketli. Her şeyin ses yapabilen. Ses yapabilen bütün parçalar bunlar. Bir de ben çukurlarda geziyorum tıkır 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 böyle sürekli bir metalin metale vurması gibi bir ses geliyor usta. Hep aynı alt sesler. Takım sesi ama gibi değil bu. Birbirine çok benziyor. Mesela evet. Neyin sesi neye benziyor? Benim sadece burada ustanın en iyi ayırt edebileceği ses amortisör takozudur. O baya böyle kendini böyle lo 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 kupaya biri vuruyormuş gibi hoplattırır. Ama diğerleri? Diğer sesleri hepsi birbirine benziyor. Şunun bu yaptığı boşluk ses, Z-Rot'un yaptığı boşluk ses, Rotil'in rot başının yaptığı ses, rotilin yaptığı ses, buradaki burçların yaptığı ses, hepsi aynı tıkırtı sesi. Direksiyon viraj demir lastiğinin boşluğunda yaptığı ses. Hepsi aynı sesi yapıyor. Hepsi birbirine benziyor. Ha, biz bunu o şekilde hani ya şuradan ses geliyor deyince çözmemizin siz de takdir edersiniz yani bu kadar parça var. Nereden anlayacağız? Bir de bir ses daha var. Bazı balatalar. Şimdi bu sıfıra sıfır oturuyor. Bu kampana sistemi bunun özel. Ama bazılarının, balatalarının Golf'lerde bizim Volkswagen grubunda arkada yay sistemi var. Yay sistemi bazıları kırıyor. Kırınca da bu kaliperin içinde balata oynuyor, geziyor. Şıkır 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 şıkır. Her çukurda. O da ses yapabilir. Bak bu arabada da var. Kaliper pimlerinin, kaliperi tutan pimlerinin de boşluk yanması, yatağının boşluk mu? Şu bak. Şu oynuyor. Bak. Bunun daha fazlasını düşün. Tıkır 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 tıkır. Parke, parke yollarda. Şu ses. Freni basınca keser. Bunu nasıl anlarız? İşte ona geliyoruz. Bunu ayırt etmenin özelliği. Frene basınca ses kesiliyor. Sallayınca ses devam ediyorsa arkadaş kaliper pimlerinizi ve balataların yaylarını varsa yaylıysa kontrol ettireceksiniz. Alt takım böyle bir şey.
İlginç, karmaşık. Direksiyon kutusundaysa da onu artık... He, direksiyon bak, bu her şeye bakıldı. Hala hiçbir çözüm yok. Onu da nasıl anlıyoruz? Direksiyon, rot kolunun boşluğu yok, emin olduk. Rot başının boşluğu yok, emin olduk. Ama hala direksiyonu çevirdiğimizde bir oynama var. Bu oynamada direksiyon içerisindeki milden veya onların içindeki tıkırtı burçları var. O burçlar gidebiliyor. O burçlardan dolayı biz burada salladıkça mil içeride hareket ediyor. O boşluktan dolayı da ses yapıyor. Bunun onu da için... nasıl anlıyoruz? Bir arkadaşımız direkt lastiğin başına geçiyor. Sallamaya devam ediyor. Diğer arkadaşımız da şu rot milinden direksiyon kolunu, direksiyonun içindeki mili kastırmaya çalışıyor bu şekilde. Bu şekilde kastırınca ses kesiliyorsa yüksek ihtimal buralarda herhangi bir şey yoksa direksiyon kutusunuz arızalı. Yani kendi alt takımını kontrol etmek isteyen arkadaşlar varsa bu şekilde kontrol etsin. Aynen bayağı. Ama bizim tavsiyemiz bir adet rot balansçı bulup rot balansçıya kontrol ettirmeleri evet. En mantıklısı. Sadece bu video şu yüzden çekiliyor. Ben yani bu videoyu çekmek isteme amacım. Abi arabamın alt takımından katır kutu ses geliyor. Acaba nereden? Nereden? İşte acaba nereden Abdullah Usta? Her yerden. İşte her yerden kaynaklı evet. Olabiliyor. Bunu göstermiş olalım arkadaşlar sizlere. Ama tavsiyemiz şu olsun. Ustaya gitmeden önce hani siz de sizin için de tecrübe olur. Herhangi bir rot balansçıya gidip yani 20-30 lira fazla değil. Bir ücret veriyorsunuz. Abi şu alt takım kontrolünü yapabilir miyiz dediğinde adamlar hemen orada işin arasında 2 dakika hallediyor. Siz de hiç olmasa ustaya filan yaptıracağınız yere giderken bilinçli bunlar bir şekilde bozuldu deyip usta şunlar bozuldu diye söylediler. Sen zaman de kontrol, kaybı da olmaz aynı zamanda. Eder misin deyip hem ustanın işini kolaylaştırırsınız hem de zaman burada beklemezsiniz yani. Şimdi usta alacak bunu test edecek. Şimdi bir de kendileri de yapanlar var ya bu işi. Rot balansçıya gösterip hangisi bozuksa siz evde değiştirebilirsiniz. Yani yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu rot kolunuz bozuksa çok da uğraşmayın. Kanter içinde kalabilirsiniz. Neden? Çünkü bunun aparatı var. Aparatı var. Evet. Bu öyle boru anahtarlarıyla haydi yavrum. Nasıl olacak bir şey değil. Abi video gene uzadı. Evet. Kapatabilirsin. Teşekkür ediyoruz. Bizleri takibe devam edin. Like atmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarınızı yorumlara yazın. Bütün yorumları genellikle okuyoruz. Elimizden geldiği kadar cevap veriyoruz. Okuyup da cevap vermediklerimiz var. Mesela karşılaştırma yapıyorlar. Şunu mu alayım, bunu mu alayım? Akıllarında biz soru işareti bırakmamak için onun için cevap vermiyoruz. Bazıları çok spesifik arıza söylüyor. Ona da cevap vermiyoruz. Neyi değiştirmesi gerektiğini bilmedim. Şimdi görmedim. Biz bir şey deriz. Gider onun binaya masraf yapar. Vebaline girmeyelim diye. O yüzden siz izleyin, öğrenin. Genelde ustanızla tanışın. Kanalımıza abone olun, like atın bol bol. Bizleri daha çok kitleye ulaştırın. Hiç olmazsa bizim de hevesimiz artar diyelim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Alt takımı da bu şekilde anlatmış olalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.